Evet, şimdi sırada bir Skype bağlantımız var. Haldun Domaç bugün bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber dün akşam UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin oynadığı karşılaşmaları konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Size Ordu Çamaç'tan sesleniyorum. Evet, farklı ben bir biraz konumdasınız uzaktayım. Bugün. Hemen Evet, biraz uzaktayım ama Evet. Rahatlıkla bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Problem yok. Devam edelim hemen. Beşiktaş'ta bırakmıştık. İsterseniz biz de sizin oradan devam edelim. Beşiktaş dün Kulüp Brugge karşısında 5-0'lık bir mağlubiyet yaşadı. Zaten iddiası olmayan bir karşılaşmaydı ama tabii bir prestij maçı, ayrıca da ülke puanı açısından da önemli olacaktı. Eksikler olduğunu zaten biliyoruz. Ayrıca Rıza Çalımbay da hem maç öncesinde hem de maç sonunda buna değindi. Peki neden bu kadar farklı bir mağlubiyet alındı? Size bunu sorarak başlayalım. Demet, şöyle başlayayım istersen, çünkü yani bu olayın arkasında mazeretlere sığınılacak bir durum değil. Yani iki maçı birden kastediyorum. Yani 5 yemek, 6 yemek bizim takımlarımızın ne kadar geriye gideceği gerçeğini ortaya çıkartıyor. Biz böyle bir ülke değiliz. Biz hala iddiamızı 6. sıradayız. Yani 5 büyük ligin arkasındaki 6. 7. derken 5 gol, 6 gol yemek bize yakışmadı. Ha, tamam, mağlup olabilirsin. Burası Avrupa. Avrupa'da mağlup olmak gayet doğal olabilir. Kazanabilirsin, kaybedebilirsin. Ama bu şekilde mağlup olmak kabul edilebilir değil. Yani ben bunun hiçbir şekilde belli gerekçelerin arkasına sığınılarak kapatılacak bir olay olduğunu düşünmüyorum. İki takımı toplayarak söylüyorum. Evet, şimdi söylenebilir. İşte şu eksiğimiz var, bu eksiğimiz var. İki takımın da 8-10 civarında eksiği var. Ama bu oyuncular, oynayan oyuncular, Zaynettinov dediğiniz oyuncuyu 4,5 milyon euroya almışsınız. Onur bu ülkenin milli takım oyuncusu. Hani şöyle baktığım zaman Omar Koley keza öyle, Abubakar'ınızla, Cenk'inizle, Muleka'nızla olmaz. Yani bu 5-0 bir kere Beşiktaş'a yakışmadı. Biraz sonra konuşacağız belki. O 6-1 de Fenerbahçe'ye hiç yakışmadı. İkisine de yakışmadı. Tırnak içinde söylüyorum, gerçekten de üzüldüğümüz demeyeceğim, acı çektiğimiz bir gece oldu. Öyle söyleyebilirim. Peki Fenerbahçe'ye geçmeden çok kısa Rıza Çalımbay'ın bazı tercihlerini de sormak istiyorum size. Özellikle defans bölgesinde Onur'un stoperde, sağ bekte Tayfur, sol bekte Zaynutdinov'un oynaması gibi. Bu tercihleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben bu tercihleri doğru bulmuyorum. Yani bizim temel bir noktamız vardır futbola bakış açımızda. Benim kişisel kanaatim, ben Rıza Hoca'yı gerçekten takdir eden bir kişi olmama rağmen söylüyorum. Bir oyuncuyu gerçek pozisyonundan değiştirdiğiniz zaman iki tane yanlışı yan yana getiriyorsunuz. Ya en kötü ihtimalle şu, Onur sağ bek değil mi? Kalsın Onur sağ bekte. Gerekirse Tayfur'u stoper oynat. Neden bunu söylüyorum? Sen bir hamleyle bir şey değiştirecekken iki hamleyi birden bozuyorsun. Bence çok doğru olmadı. Zaynettinov zaten sol kenar oynamıştı. Ama bütün bunlara rağmen yani bu oyuncuların bu pozisyonları da bu sonucu hak etmiyor. Yani bu sonuç sadece hocalara yazmaz. Biraz sonra İsmail Kartal'ı da konuşacağım. Oyunculara da yazar. Yani kendi sahanızda Beşiktaş takımının 5-0 yenilmesi kabul edilebilir bir gerçek değil. İster Onur stoper oynasın, ister Zaynettinov oynasın, ister Tayfur oynasın. Benim kabul edebileceğim bir futbol gerçeği değil bu. Onu özellikle söyleyebilirim. Peki son olarak yine Rıza Çalımbay'ın maç sonunda söylediği birkaç söze değinelim. Burada zaten artık Konferans Ligi'nde bir iddia kalmadı. Ve tabii bizim hedefimiz artık Türkiye Kupası ve lig olacak dedi. Bu hafta da ligde MK Ankara Gücü ile karşı karşıya gelecekler. Peki lig hedefleri hakkında ne düşünüyorsunuz Beşiktaş adına? Sakatlıklar yine aynı şekilde devam edecek. Aynen devam edecek. Zaten şimdi sezon başı planlaması son derece hatalı yapıldı. Sizin bir futbol kulübünün Afrika Kupası'nın olduğu bir dönemde 8 tane Afrikalı'yı yan yana getirmesinin hiçbir şekilde mantık olarak izah edilebilir bir tarafı yok. Bu işin bir tarafı. İkincisi de ben Rıza Hoca'nın görüşüne katılıyorum. Hani bu düzey bir sakatlık çok da rastladığımız bir durum değil. Yani aynı şekilde arka adeleden 8 tane 10 tane sakatlık oluyorsa bunun bize götüreceği ya da bizi götüreceği yer antrenman bilimine biraz ihanet varmış gibi geliyor bana.
öyle söyleyebilirim. Yani şöyle, ihanetten kastım şu, daha çabuk hazırlansınlar diye fazla yüklenmeden kaynaklı olarak da o adelelerin atması söz konusu oluyor. Ha, Beşiktaş'ın hedefi derseniz şu andaki ligdeki konumu, yani zirveyi yakalayabilecek noktalara eriştiler. Zira Türkiye Kupası da Beşiktaş için geçerli olur. Ama her şeyi Beşiktaş'la ilgili ne konuşmak istiyorsak galiba 3 Aralık'tan sonra konuşacağız. Bir başkan seçilsin, başkanın yol haritasını daha net bir şekilde görelim. Çünkü başlarken biliyorsun Demet, şundan bahsedilmişti. İki başkan adayı da neredeyse Talişka'yı getirme noktasındaydı. Sonra gerçekler ortaya çıkınca 3 yıllık sözleşme yaptı vesaire. Evet. Başka bir boyuta geldik. Onun için de bekleyelim. Şu başkan bir seçilsin, sonrasında başkan sonrasında daha net şekilde cümleler kurabiliriz. Peki Fenerbahçe ile devam edelim o halde. Norçalı'nın karşısında alınan 6-1'lik bir mağlubiyet var ki UEFA Konferans Ligi'ne başlarken Fenerbahçe hatta devam ederken belki bu kupada final adaylarından biri olabilir bile diye konuşuyorduk. Ancak son 5 resmi maçta yalnızca bir galibiyet alabilen bir takım konumuna evrildi şu anda. Tabii orada da eksikler var, hatta önemli eksikler var ama bu kadar farklı bir yenilgiyi ne takım ne de taraftar bekliyordu. Nerede hata yapılıyor? Şimdi senin de söylediğin gibi, istersen Demet senin söylediğin cümlelerden devam edeyim. Bu konferans ligi ile ilgili tahminler yapılırken Fenerbahçe konferans ligini kazanacak, kazanma ihtimali olan 3. 4. takım olarak gösteriliyordu. O muhteşem 3 maçlık performansın sonrasında. Ama takımda müthiş bir çöküş yaşandı. Şimdi dün akşamki maça baktığımızda 3 temel faktör var. Evet, yani bunu söylüyoruz. Suni içim bir saha, sakatlıklar ve iklim ortamının bize çok uygun olmadığını söyleyebiliriz. Mesela şu anda Çamaş'ta muhteşem güneşli bir gün var. Yani benzer şeyler mutlaka yurdun birçok yerinde var. Aşağı yukarı 17-18 derecelik bir sıcaklık var. Buradan gidiyorsunuz, -6'lara gittiğiniz andan itibaren vücut kimyanızda bir bozulma olur. Bunları kabul ediyorum. Sakatlıklar da evet kabul edilebilir bir durum. Ama siz eğer ilk 3'ten, ilk 4'ten sonra bu noktaya geliyorsanız bir yerlerde hata yapıyorsunuz demektir. Bu bir maçlık hata değil. Şunu söyleyeceğim. Öncelikle şu çok önemli benim için. Sadece olayı İsmail Kartal üzerinden okumak istemiyorum. Tıpkı Rıza Çalınbay üzerinden okumak istemediğim gibi. Bu oyuncuların kalitesi bu takımla mücadele edebilecek güce sahip. Bakın, mağlup olursunuz, sıkıntı değil. Ha, İsmail Kartal yanlış yapmadı mı? Söyleyeyim, bana göre yanlış yaptı. Burada da benzer bir durum oluştu. Yani İsmail Yüksek gibi orta alanda barajı oluşturan oyuncu elinizde varken onu stopere çektiğinizde öndeki barajı yıktınız. Ne yaptınız? Öndeki barajı kılınca oyun tamamen arkadaki yapının üzerine yıkıldı. Evet. Bir de Fenerbahçe'nin bir oyun kimliği var. O oyun kimliğini de Norçalan'ın gerçekten çok iyi öğrendiğini, çok ona karşı çok iyi tedbir aldığını söyleyebiliriz. Dikkat edin, şöyle bir istatistiklere baktım ben. %60'a %40 Fenerbahçe'de top ve 6-1 bitti maç. Gerçekten inanmak çok zor. 11'de 4 isabet şutu var, 22'de 12 isabet şutu var. Yani pas sayısına bakıyorsunuz %87. Nasıl oluyor bu? Çünkü bu şöyle oluyor. Siz doğru kurguyu yapamadınız. Savunmanızı öne çıkarttınız. Öne çıkarttığınızda arkadaki geçiş oyunlarına o genç oyuncular için fırsat tanıdınız. Onlar da bu fırsatları iyi kullandı. Şimdi İsmail Kartal'ın bu noktasına bir yere yazalım. Yani oyuncularla ilgili hatalı seçimler olduğu gerçeğini söyleyebiliriz. Ama futbolcular için de şunu söyleyeceğim. Şu takımın, oynayan takımın kadro değeri Norçelan'la kıyaslayalım. Ya en az 2 misli 3 misli çıkar. Yani o oyuncular da bu kadar inanılmaz oyuncular değil. Bu oyuncular da hangi şartlarda olursa olsun onlarla mücadele etmek zorunda. Yani oyuncular da kendini sorgulamalı. Bakın söylüyorum, Osayi Samuel 1, Crespo artık, yani gelin. İsmail için bir şey söylemiyorum çünkü yanlış pozisyon benim düşünceme göre. Bir önemli noktaya daha işaret edeceğim. Bu da İsmail Kartal'la ilgili olacak. Ya tamam, ya Tadiç iyi oyuncu mu? Müthiş oyuncu. Hiç söyleyeceğim bir şey yok. Yani gerçekten çok iyi oyuncu. Size değer katar. Ama 35 yaşında bir oyuncuyu her maçta oynatmayın. Eğer burada siz kalkıp bu kadar önemli rotasyon yapıyorsanız
burada önemli noktalardan bir tanesinin Tadiç'in de dinlenmesi olduğunu kabullenmeniz evet. gerekiyor. Sonra Şimanski'den 8 numara yapmak, Tadiç'ten 10 numara yapmak sizin zaten orta alan geçirgenliğiniz anlamına geliyor. Bir tek Crespo, o da formsuz olunca orta alan o kadar kolay geçildi ki. İşte bu tabii ki oyun anlayışı olarak İsmail Kartal'ın her zaman söylediği bir şey var ya, biz çok çalıştık, çok çalıştık. Çok çalıştın ama çok çalışmamışsın. Çok da iyi bir prova geçirmedi, onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe adına Avrupa'da yaşanan en acı tablolardan biri ki evet. şunu da söyleyelim, Sigma Olomouc maçında da İsmail Kartal varmış. Orada da çok ağır bir tablo yaşamıştı Fenerbahçe. Hı hı. Yani bunlardan ders çıkarmak lazım diyeceğim ama gerçekten çok üzülüyorum. Yani iki maç 11 gol Türk takımları için çok ağır ve ağır acı bir gece diyebilirim. O Sigma Olomouc karşılaşmasında İsmail Kartal'ın da bir kırmızı kartı vardı. Onu da hatırlatmış olalım. Evet. Bu karşılaşmayla ilgili son olarak bir de isterseniz Fenerbahçe'nin yer aldığı grubu da bir hatırlatıp üzerine konuşalım. Nordschalland 10 puanla şu anda grupta birinci sırada ve 5 maç sonra toplam 19 gol kaydettiler grupta. Bu bilgiyi de es geçmeyelim. Ludogorets ve Fenerbahçe'nin 9'ar puanı var. Spartak Tirnava ise 1 puanda kaldı ve iddiaları da kalmadı açıkçası. Son karşılaşmada Fenerbahçe Spartak Tirnava ile karşılaşacak. Gruptaki son maçı öngörülerinizi sormak istiyorum aslında. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi pek çok şey olabilir Demet. Şöyle yani Fenerbahçe Spartak Tırnava'nın iddiasının kalmadığı bir ortamda Tırnava'yı yenip diğer maçın sonucunu bekleyebilir. Hatta diğer maçın sonucuna göre bir beraberlik çıkarsa farklı bir noktaya gelebiliyoruz. Ama Fenerbahçe'nin bu hesapları yapmadan bu gruptan zirvede çıkması lazımdı. Yani bunu özellikle söylemek istiyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Bu Avrupa maçlarını işte ciddiye almazsanız bu faturaları ödersiniz. Bu faturaları kendi taraftarlarınıza ödetirsiniz. Sonra da özür dilersiniz. Ciddiye alacaksınız. Yani elinizdeki en iyi oyuncu profiliyle ama oyun anlayışıyla oynayacaksınız. Bu oyun anlayışında yine oynasın, yine kazanamazsınız. Yani Şimanski'li, Tadiç'li bir Crespo'lu orta saha, 3 tane oyuncunun 2 tanesi yumuşak. Yani o açıdan baktığımızda ondan sonra savunma Osay Samuel'in kötü olduğu, Osterwolde'nin kötü olduğu bir oyun kurgusu. Bu şekilde oynarsanız olmaz. Onun için söyleyebilirim. Ha bu gruptan Fenerbahçe çıkabilir ama Şubat ayının maç yapmadan geçebilecek ortamınız varken bu önemli fırsatı kaçırdı Fenerbahçe. Evet. Peki çok teşekkür ederim aktardığınız tüm yorumlar ve detaylar için. Size hoşça kalın, iyi günler dileriz. Teşekkürler Demet, kolay gelsin.